мы приехали на станцию Нагатинская, помните, когда мы были в Афьоне, мы разыграли лучшее название торта. Так вот, наш победитель в скором времени получит свой подарок по почте. Эта сумка волшебная со всеми турецкими вкусняшками. Сейчас мы отдадим другу Владимира, и он уже отправит ему по почте. Поэтому, Владимир, еще раз привет. И надеюсь, что эти вкусняшки вам будут вкусными. Пейте кофе турецкий с удовольствием. Arkadaşlar, Moskova'da ikinci günümüz. Şimdi Anastasia bizi bir yerlere götürüyor ama nereye gideceğiz bilmiyoruz. Bize de sürpriz olacak. Gittiğimiz geldiğimiz yerlerden size de Moskova hakkında bir şeyler aktaracağız. Bizim şansımız burayı bilen birisiyle beraber dolaşıyor olmamız. Çok büyük ya. Ne diyorsun? Moskova? Evet. Aşırı büyük ama çok güzel. Çok güzel bence de. Мы приехали на станцию Парк культуры и идем в парк Музеон. Пройдем мимо Третьяковской галереи. Они хотят также посмотреть памятник Петру и отправимся в сторону храма Христа Спасителя. Сегодня в Москве была солнечная погода, и на самом берегу реки стоят вот такие вот северные мишки, если я правильно вижу отсюда. Arkadaşlar, şimdi Moskova Kültür Park denilen alana geldik. Şöyle uzaktan göstereyim. Burası büyük parkmış. Gezeceğiz bakalım. Şu an göstereyim. Şu uzakta gördüğünüz Petro, Deli Petro'nun heykeli. Çarpıcı Petro'nun. Oraya da geçeceğiz biraz sonra ama ondan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Rusya'da metro sistemi biraz gelişmiş, çok gelişmiş ama özellikle belirtmem lazım, çok karışık. Anastasiler yalan benim sektim. Çok gelişmiş ama çok karışık. Yani bir istasyondan giriyorsun, 3 kademe var. Aynı istasyonda 3 farklı kademede, yani 3 ayrı katta metro işliyor. Oh, aktarmalar falan biraz bilmeyince çok zor. Neyse, geldiğinizde artık öğrenirsiniz zaten. Siz de biz de bir şekilde öğreniyoruz. А на улице сегодня около нуля. Морозно. Мороз чувствуется. Но как бы вы ни писали, что не заморозьте Айхана, чтобы ему не было холодно. На самом деле, друзья, это очень большой стереотип, что в Турции везде тепло. Потому что Алания, Средиземноморское побережье, конечно же, там тепло. Но Турция большая, и если отъехать 2 часа от Алании, все точно такое же. Холодная, зимой серая, много снега и холодно. Поэтому Айхан родился в центральной Турции, в Афьоне. И что такое морозы, снег и так далее, он прекрасно об этом знает. И все турки знают, ну большинство, я думаю, знают, что такое морозы и холода. Поэтому холод их не пугает ни в коем случае. Вот, но Алания, конечно же, Алания теплый регион. Поэтому мы идем гулять дальше и надеюсь, что вам тоже будет интересно с нами. Evet. Kültür Park dedikleri yer burası. Sokak ressamları burada çalışıyorlar, tablolarını burada sergileyip satıyorlar. Moskova Nehri sol tarafımızda. Sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin bir anda aklıma geldi. Evet. Şu an nehre doğru yaklaştım. Merhaba ördek. Ördek uçuyor. Ekaterina Sarayı'nda da vardı bunlardan bolca. Berker de anı yapıyor kendine.
Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Evet işte meşhur Petro heykeli orada. Az sonra orada olacağım ben de. Вот такой вот закат в Москве сегодня. А здесь уточки, наверное, замерзли плавать и решили. Знаменитый памятник Петру Первому. İkinci Petro'ya kadar yine Rus Çarlığı'nın başkenti Moskova iken onun yerinde sahte tercih. Evet. Meşhur ikinci Petro işte. O da ordusunun başında savaşan Ender Rus Çarlığı'ndan bir tanesi. Arkadaşlar, İşte bu ikinci Petro ile alakalı size biraz bilgi vereyim. Şöyle şunu da göstereyim size. Şimdi bu arkadaşımız Rus çarlarının içinde eğitime en çok önem veren kralmış. Onun zamanında akademik araştırmalar için bütçe ayrılmış. İşte okullar yapılmaya, üniversiteler yapılmaya başlanmış. İkinci Petro'ya kadar yine Rus Çarlığı'nın başkenti Moskova iken onun döneminde Sankt Petersburg başkent oluyor. Sankt Petersburg'u inşa eden de kendileri oluyor yani durumda. Aynı zamanda gençliğinde Hollanda ve İngiltere'de kalmış bu arkadaşımız. Gemi yapımını öğrenmiş, gemiciliği öğrenmiş. Ve Rusya'ya patatesi getiren adam olarak da biliniyor. Yani aslında Çarlar'ın içinde halkın sevdiği, takdir ettiği isimlerden biriymiş. Yani Rusya'yı Orta Çağ'dan biraz daha yukarılara taşıyan Çar olarak düşünülüyor kendileri. Biz de buradan saygılarımızı gönderiyoruz kendisine. И улицы здесь тоже украсили при входе в парк-музей вот такими вот красивыми новогодними гирляндами. Сейчас солнце уже садится, а ночью, конечно же, здесь очень супер красиво. Я думаю, что многие приходят даже фоткаться. Видите, разные гирлянды, всякие украшения. Здорово. Evet. Binaların mimarileri güzel. Ben seviyorum bu tarz mimarileri. Noel dolayısıyla değil, ben geliyorum diye böyle ışıklı yol hazırlamışlar bana. Teşekkür ediyorum Moskova Belediyesi'ne. Çok seviyorlar beni. Ben de onları seveceğim. Sonra ama şimdi değil. Evet, gördüğünüz gibi harika. Burada yani şu karşımızdaki bölge eski fabrikalar bölgesiymiş. O alan kocaman, şimdi geçeceğiz o tarafa. Şöyle göstereyim. Burada küçük bir de limon var. Taşımacılıkla kullanılıyor. Öyle. Karşıda görüşürüz. Türkiye'de böyle bir binanın içinden çıkıyoruz. Bugün bu arada hava 0 derece. Ama rüzgar yok. Dün çok rüzgarlıydı. Dün üşüdüm biraz. Bugün daha iyiyim. Evet.
tadilat var sanırım. İşte liman burası. Мы уже поднялись на мост с набережной. Здесь идет реконструкция набережной. И идем по направлению к храму Христа Спасителя. Здесь, как всегда, уже какой, ну я не знаю, наверное, год, но в этом году точно, стоят вот такие вот, в общем, краны. Ну, идет стройка, идет мощная-мощная стройка. Karşıda bir Ortodoks kilisesi. Oraya doğru gidiyorum. Bu arada işçiler harıl harıl çalışıyorlar. И на мосту, ведущему к храму Христа Спасителя, также новогодние украшения. Но на самом деле, друзья, мне не очень это нравится, потому что обычно с этого моста открывается очень красивый вид на храм. И вот это вот все храм закрывает, к сожалению. Не знаю, насколько здесь уместны вот эти вот, конечно, украшения. Лучше подсветить красиво храм. И почему-то темнеет, а храм еще не подсвечен. В общем, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я думаю, что это не очень актуально. Вот по бокам моста, да, мост можно было бы красиво подсветить и поставить вот эти звездочки. Но вот эти вот красные, я не знаю даже, как их назвать, рожки какие-то, рожки, я не знаю, перекинутые через мост. Мне кажется, это не очень красиво здесь смотрится. Abi yeni yıla her yer ışıklandırarak hazırlanmış arkadaşlar. Ya milyonluk elektrik harcıyorlar şu an diye düşünüyorum tabii. Çıkış şehrin hemen hemen her yerinde şunlar var ya. Ama güzel. Güzel. Evet. Sevgili dostlar. Şöyle yaklaştırayım. Tam Kremlin Sarayı'nın karşısındayım şu an. Rusya'nın kalbindeyiz yani. O da gayet ihtişamlı. Görünümünü kiliseye geldik. Rusya'daki en büyük kiliselerden biri olduğunu söyleyebilirim. O kesin. Evet, yine akşam oldu. Şehir bir anda ışık kümesine bürünmeye başladı. Ha, şeyi söyleyeyim, bunu falan söyleyeyim. Az önce kiliseye girdik. Orada biraz bir şeyler çekeyim, göstereyim istedim. Ama içeride cep telefonu dahil her şey yasak. O yüzden maalesef görüntü alamadık ama güzel güzel bir mimari. Bizim Ayasofya'ya da benziyor. İç mimarisi Ayasofya'yı andırıyor yani. Ama çok görkemliydi. Vallahi Berker, şehir rengarenk, ne diyorsun? Akşam olunca. Aynen. Efsane abi, ben akşamı çok beğendim. Oh, nasıl? Evet, vallahi Moskova'nın geceleri ışıl ışıl. Bunu ben de duydum yani. Çok güzel şey de. Yani tabii ama gece ayrı bir güzel gördüm. Değil mi? Evet, yalnız milyon dolarlık elektrik yatırımı vardı. Sana az önce de söyledim. Yanılmaz ya. Sürekli elektrik. Ama onların gerçekten elektrik, petrol ve benzeri problemleri yok. Değil mi? Galiba yok yani. Isınma falan onlar. Ama baksana o tarafların gidiyor. Evet. Bu arada başkan bizi geri geliyor. O zaman bir an burada yalnız kaldım. Zannettim ve korktum yani. Çekimi ara verelim o zaman. Evet, verelim. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Evet, yorulduk. Değil mi? Bir çay molası verelim dedik. Bir küçük kafe var. Orada çay aldık. Tabii klasik çayından sonra biraz sıkıntı ama içimiz ısınıyor gene de güzel yani. Soğuk havalarda güzel oluyor. Değil mi? O da öyle şey.
kapatma çayı. Çiçek çayları karışık. Ben beğendim. Berker Efendi telefonuyla haşırlaşır. O zaman yapacak bir şey yok değil mi? Мы сейчас на Новом Арбате и идем в сторону Москва-Сити. Здесь тоже вот такая красивая елочка. И, конечно же, цифра 2020, очередная елка, друзья. Загадывайте очередное желание. И сейчас вниз вот по этой улице мы отправимся смотреть панораму Москва-Сити. Evet arkadaşlar, yeni Arbat Sokağı'ymış burası da. Artık dün göstermiştik hani burası daha ticaret, turistik oldu diye. Bu sokakta yeni Arbat Sokağı, ismi aynı. Biz şimdi Moskova City'ye doğru gidiyoruz. Yani yeni Moskova diğer adıyla. Nasıl söyleyecektim? Ha, yani bu sokak ve Moskova City artık Moskova ticaretinin önemli firmalarını kendi bünyesinde barındırmaya başlamış. Yani ticaret tarafa doğru kaymış. Сейчас мы находимся напротив отеля Radisson и около дома правительства. И, друзья, очередная елка в Москве, елки на каждом шагу. Но отсюда открывается очень красивый вид на Москву-реку. Москва стоит в пробке на отель, ну и, конечно же, на реку и мосты. Burası eski Dışişleri Bakanlığı. Şöyle göstereyim etrafını size, gayet güzel. Şimdi bu binanın bir özelliği var, ondan bahsedeceğim. Şimdi Radisson Hotel olmuş burası ama Boris Yeltsin Sovyetler yıkılırken buraya tanklarla gelmiş. İşte şu bina. Buradan karşılıklı atış açılmış birbirlerine. Bu binada Radisson Hotel olarak hizmet veriyor. Она против отеля Radisson SAS. Вот такой вот волшебный городок с огоньками. Вот такая вот здесь красота. И кресло для невеликанов 2020. С Новым годом написано. Сейчас посмотрим. 2020. С Новым годом, друзья, с Новым годом. А сейчас мы идем в сторону Москва-Сити. А, здесь, видите, все в увеличенном масштабе, да-да-да. Огромные стулья, столы. Мы уже практически дошли до Москва-Сити. Сейчас перейдем через мост. И мы знатно проголодались. Пойдем что-нибудь перекусим. Айхан фоткает. Evet. Değerli dostlar. Moskova City. Moskova City, yani yeni Moskova'ya geldik şimdi. Karşıda Moskvanç bar yazıyor. Одно из моих самых любимых мест в Москве — это Москва-Сити. Мне очень нравится, особенно ночью, как подсвечиваются дома, отражаются в воде. Просто потрясающе. Evet. Değerli dostlar. Moskova City. Moskova City, yani yeni Moskova'ya geldik şimdi. Karşıda Moskvanç bar yazıyor. Orada bir AVM olacak. Şu büyük binaların arasında. Oraya gideceğiz, biraz alışveriş yapacağız akşam otel için. Sonra metroyla bir arkadaşımızla buluşmaya gideceğiz. Sonrasında da otelimize döneceğiz inşallah. Многие, конечно же, подумают, что там бетонные здания, стекло, бетон, металл и так далее. Но, ребят,
когда мы живем, например, в Алане, мы живем постоянно на природе, да? И отдыхает глаз, эмоциональное состояние, оно стабилизируется, скажем так, совершенно в другой атмосфере и обстановке. Поэтому я отдыхаю, когда вижу огромные здания, город, неважно, серый он, зеленый и так далее. Это для меня такая очень большая энергетическая подпитка. То есть я прям, я не знаю, вдохновляюсь. А те, кто живет в таком огромном городе, конечно же, он вдохновляется на природе. Но 2-3 дня в Москве мне хватает, и все равно потом хочется в нашу любимую Аланию. Вот такая вот здесь красота, друзья, из стекла, металла и бетона. А мы идем в Афимол Сити. И далее уже поедем в центр. Evet. Değerli dostlar, geliyoruz. Şu an CSK Moskova. Dinamo Moskova'nın stadının önündeyiz. Şöyle bir dönelim. Kendilerini pek az etmen ama. yine de gösterelim size. Evet arkadaşlar, şimdi ünlü Rus yazar, edebiyatçı Mayakovski'nin olduğu semtteyiz. Yaşadığı semtteyiz. Bir arkadaşımız bizi davet etti. Buraya geldik. Bir şeyler atıştıracağız. Kafede bir yerde oturacağız. Ama ne diyorsun Berker? Bir savaş şehri değil mi Moskova? Kesinlikle öyle. İnanılmaz güzel. Burada mesela şu an bulunduğumuz yerde sanat galerileri olsun. Mesela Çaykovski konser alanı var. Müzisyen. Aynen. Mayakovski zaten burada yaşamış. Gelmiş edebiyatını konuşmaya gerek yok tabii de. Bu şehre de yansımış. Bu çok önemli bir şey. Aynen. Yansımışlar yani. İnanılmaz güzel. Bu sahadaki binalar herhalde Çarlık döneminden kalmış. Evet. Çarlık döneminden. Zaten Sovyet mimarisiyle Çarlık mimarisini hemen ayırabiliyorsun. Evet. Belli bir süre sonra. Tabii biz ilk başta mihmanlarımız Anastasya olmasa anlayamazdık da. O anlattı. İşte öyle. Беркер, как дела? Йоргуну. Очень устал. Очень устал? Почему? Надо? Почему? Юрюдик, 12-13 километров.